Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Evet, mutfakla yine açılışımızı yaptık. Her zamanki klasiğimiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Miray Hanım'a ıhlamuru ısıtıyorum. Bir de krep istemişti. Krebi kendisi çırptı. Miray çırptı şöyle çok güzel bir şekilde. Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi ona kahvaltıya krep hazırlayacağım. Bugün evde okulda değil dediğim gibi dünden söylemiştim herhalde diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bugün bize dedemler gelecek. Ha evet. Miray'ın dedesi gelecek. Şimdi hemen şöyle. Anne dedem zaman mı gelecek? Güneş batışı mı gelecek? Akşam gelecek. Baban akşam gelecek ya aşkım. Dedenler de akşam gelecekler çaya. Anne bu akşam çok kısa durmazlar mı? Hı? Çok kısa durarlar akşam. Çok mu kısa durarlar akşam? Evet çok kısa durarlar. Söylersin kalırlar. Olur. Anne dedem beni okula da getir söylerim. Tamam söylersin. Miray bir arkadaşı dedesi gelmişti okula. Miray diyor ki anne diyor beni de diyor dedem diye almaya gelsin. Bu kadar kişinin dedesi geldi. Ha, evet. Bu kadar kişinin dedesi gelmiş. Niye Miray'ın dedesi gelmesin almaya? Dedim kızım deden daha yukarıda oturuyor. Seni gelip alamaz. Ama diyor herkesin diyor dedesi gelip alıyor diyor. Benim dedem de gelsin olsun. Akşam babamlar gelince söyleriz artık. Ha ben bir maşa bulayım. Bulaşık makinesini de kaldıracağım. O da akşamdan çalıştırmıştık. Onun içinde olabilir. Hemen bakıp geleyim. Evet mutfağımı hızlıca topladım. Makinemi kaldırdım. Elde yıkanacaklarımı yıkadım. Çaydanlığımı cifledim. Şimdi lavaboları yıkamaya geçiyorum. Ondan sonra hızlıca evi süpürürüz. Şöyle bir katta sileriz. Oldu mis. Ama lavaboları yıkamadan önce patates koyayım. O haşlansın. Evet. Patates salatası yapacağım. Evet lavaboları tam yıkadım. Süpürgeyi alamadan Batuhan okuldan geldi. Biraz rahatsızdı. Cuma günü doktora götürmüştü. Babası ilaç kullanıyor. O geldi ve waffle istedi. Tabii bizim waffle makinemiz olmadığı için mecbur düz tavada yapacağız. Bu arada kamerayı başlattım mı? Başlatmışım. Kendi kendime konuşayım. Evet şimdi waffle hamurumu yoğurdum. Süt kalmamış. Suyla birlikte yaptım. İnşallah tadı çok farklı olmaz. Şimdi ayın sonu olunca malzemeler yavaş yavaş tükeniyor. Süt falan zaten bizim eve dayanmıyor. Evet. Şimdi ay başı da geldi. Alışveriş yapacağız bakalım. O zaman zaten tamamlarız artık. Ayın sonu gelince eldekileri değerlendiriyoruz. Aslında ince krep tavası gibi bir tava alasım var. Çünkü bu ağır bir tava. Hani şöyle bazen mesela hoplatırsın ya krep yaparken onu yapamıyorum. Çünkü bayağı ağır bir tava. Hem burada da patateslerim de haşlanıyor bu arada. Waffle'ı yapayım. Ondan sonra zaten birlikte süpürmeye geçeriz. Yani bizimki bir nevi waffle'ımız pankek gibi olacak. Ne yapalım? Makinesi yok. Aslında makineye niyetleniyorum. Bir ara da bilmiyorum. Sonra diyorum çok gerek var mı? Arada derede yapılıyor hani. Böyle de işimizi görüyor gibi diyorum. Yani karar değişiklikleri oluyor. Evet ilk waffle pişti. Bununla çevirebilirim diye düşündüm ama yumuşak uç olduğu için çeviremedim. Yırttı. Sonra makineden hemen bunu çıkardım. Bunu yıkayıp bununla yaptım. Bundan ikiye gidersem bir set daha alacağım. Güzel oluyor yani. Hem yanmıyor dayanıklı. Onun için almam lazım. Ikea'da gerçi bu ara dolar fırladı gidiyor. Ikea'nın da ne alemde olduğundan haberimiz yok. Gerçi dolar da uçmuştur. Dolar bazlı olduğu için. Evet, konuşurken yakıyorduk. Konuşurken yapıyorduk. En iyisi ben işime odaklanayım sonra çekime devam edeyim. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerçekten gerek yok. Bu yastıklar alerjisi var. Böyle yerlerde bu yastıklar. Küçük hanım
bunları yukarıda görmeye tahammül edemiyor. Onun için hep yerdeler. Evet, süpürgemi aldım. Oraya gidiyor süpürge. Dur anneciğim. Heh. Ya süpürgeye bilen ne diyoruz artık? Evet. O kadar haşır neşir olduk ki evlat gibi oldu. Başlayalım. Evet, başlayacağız. Anne, camları sileceğiz mi? Camları daha yeni sildik anneciğim. Böyle her gün cam silinir mi? Evet. Daha iki gün oldu silelim. Bak hamurum burada. Şimdi toz alacağız ve süpüreceğiz. Yani mutfaktan çıkamıyorum. Birini doyursam öbürü geliyor. Öbürünü doyursam öbürü acıkıyor. Yani hani bir çıkmaz sokaktayım. Öyle bir şey diyebiliriz. Evet, önce toz alacağız ama açıyı şöyle bir bakayım da öyle geleyim. Evet, buradan gerisi artık hızlandırılmış bir şekilde, çünkü komple zaten odayı görüyor. Hızlandırılmış bir şekilde gideriz. Bu koltuklarda da işte şöyle olanlar, minderi çıkan olsa bir sıkıntı, minderi çıkmayan olsa bir sıkıntı. Şu aralarına toz giriyor. Benim süpürgemin de ucu yok. Aslında öbür süpürgemin uçlarını da denemedim. Bunları şöyle yapıyorum mecbur. Şöyle elimle birlikte buradan tozu attırmaya çalışıyorum. Bir de hani kadifemsi gibi olduğu için mesela tozlar üzerine yapışabiliyor. O rulo fırçamla da arada böyle geçiyorum. Hani onları güzel topluyor. Sizde de hani öyle sıkıntı varsa aklınızda olsun. Buyurun. Anne süpüreyim. Ben süpüreyim. Önce koltuğun üzerini süpür kızım. Ondan sonra yavaş yavaş terleyelim. Aa, televizyona bez almayı unuttuk. Cam sil çünkü sıkmıyoruz ona. Hemen onu alıp geleyim. Cam sil. Cam sil. Koltukları süpüreceğim için. Gördüm anne, takar tarmak çalıştı. Nasıl bir şey? Dur bakayım, kapatayım anne. Televizyona çünkü cam sil sıkmak zararlı, zarar geliyor. Zarar. Çin olduğunu şeyler beslemek lazım. Koltuğun üzerine süpüreceğim için oraya taktım. Kolay olur değil mi anne? Dur bakayım, şunu alayım üzerine. Hemen kurusun, şöyle koyup geçeyim. Koyayım mı? Koyayım. Evet, hafta başı temizliği, pazartesi temizliği. Şu bezimi atayım bir. Ay çok ağır. Arkadaşlar. Hani onu neden böyle dönmüyor? Çünkü bak böyle. Onu baban şekilden şekilde soktuğu için anneciğim. Ona ben de daha alışamadım. Babam bunu kafasına göre şekillendiriyor. Süpürgeyle farklı bir modda duruyor. Zaten her gün neredeyse yanıyoruz artık. Yamaya yamaya yer kalmadı. Yamaya. Şöyle ucunu çıkarayım. Ay! Şöyle süpür. Korktum. Evet, biz temizliğe devam ediyorduk. Allah'tan şöyle bir geldim, bir baktım ki çekmiyormuş. Hafızası dolmuş.
O yüklediğim video vardı. Allah'tan edit yapmıştım. Onu şey yaptım, sildim. Arkadaşlar. Birazcık yer açtım. Şimdi devam edebiliriz. Evet, Miray da toz alıyor bu arada. Arkadaşlar size bir şarkı söyleyeceğim ama bir yerde takılıyor olabilirim. Evet. Aa, yerimi aa, toz biraz şeker biraz tuz 40 50 60 biraz şeker biraz tuz sen sapıyorsun alır en son yüz ay o yedi sen sapıyorsun oldu ay özür dilerim. Unutmuşum ya. Bayağı bir gün geçti ya. Süpürgeyi çalıştıracağım.
Evet. Görüldüğü üzere domates gibi kızardım. Çok yoruldum, çok terledim. Şimdi büyük oğlumu çağırdım. Dedim anneciğim bir kahve yapacağım. Yorgunluğumu alsın. O da sağ olsun şimdi kahveleri hazırlıyor. Yani şöyle bir keyif yapayım balkonda. Hava çünkü çok güzel bugün. Böyle hem güneş vuruyor hem de böyle ılık bir hava var. Şöyle oturayım biraz. Bayağı bir terledim yani. Aşırı derece terledim. Ay yoruldum. Halılarla mücadele ettik. Ay çok yoruldum. Evet görüşürüz. Evet oğlumun elinden kahvemi içtim. Ve şimdi şöyle oturdum. Patateslerimi soyayım. Evet bu akşam pazartesi temizliğimizi bitirdik. Evet güzelce. Şimdi patateslerimizi soyalım. Akşama şeyler gelecek. Kayınvalidemler gelecek. Galiba Eltim'le kaynım da gelecekler. Şöyle bir dedim patates salatası yapayım. Bir de 3 kaşık tatlısı oluyor. Triliçe tadında. Ondan yapacağım ama yumurtam, bir tane yumurtam var. Sütümde kalmadı. Dediğim gibi aylık market alışverişi yapılacak. Maaş yattı. Ama dün pazardı onun için. Alışverişe gidemedik. Murat da 8-4 bu hafta. Akşam anca gelince gidebiliriz. Bu akşam zaten gidemeyiz. Çünkü misafirimiz var. Yarın akşama kaldı. Bir Gross Market adını çok duydum. Bilmiyorum. Bir orayı bir deneyesim var. Uygun diyorlar. Ama bize biraz uzak işte. Servisi var mı onu da bilmiyorum. Nasıldır hani şeyleri ya da ara ara mı böyle yapıyorlar indirim. Ondan da haberim yok. Orayı bir deneyesim var. Bakalım. Evet. O tatlıdan da yapacağız. Malzemem gelirse. Malzeme olduğu zaman sıkıntı değil. Hani ne yapayım da. Malzeme şu anda dolap sonu gördü. Ayın sonu olduğu için. Çamaşır sularım da bitti. Bu ay çoksa mutfağınki bitti. Üst banyonunki bitti. Alt banyonunki bitti. Hiç yoksa 3-4 tane çamaşır suyu almam lazım. Ondan sonra üst katta var. Alt kata camsil almam lazım. Hani aşağı yukarı taşımıyorum onları. Her yerin ayrı oluyor. Malzemesi. Elimin altında olunca daha rahat oluyor. Yukarıda olduğu zaman mesela hani üşenebiliyorsun işe ama hemen elinin altındaysa şipşak hallediveriyorsun. Evet, sırtım da ağrıdı. Artık yaş yavaş yavaş kemale eriyor. Önceden hani şey olmuyordu. Yorgunluk ama şimdi az bir şey yapsak yoruluyoruz. Ha yoruluyoruz deyince de aklıma şey geldi. Yukarıya çıkmıştık. Az bir çekim yapmıştım zaten. Kayınvalidemlere gitmiştik. Halamlar gelmişti Bursa'da. Eltim'le biz mutfaktaydık işte. Ondan sonra kayınvalidem de dedi hani gelinler şey yapıyor ediyor. Ondan sonra Miray dedi ki benim annem dedi zaten dedi evde dedi yoruluyor dedi. Temizlik yapıyor dedi. Ondan sonra çamaşır yıkıyor dedi. Yemek yapıyor bize. İşte bulaşıkları şey yapıyor ediyor. Hani saydı da saydı. Dedi annem zaten yoruluyor dedi. Bir de gelip dedi burada mı çalışacak da yorulacak dedi. Şey halamların falan da hoşuna gitti. Annem falan da gülüyorlar. Diyor benim annem zaten yoruluyor diyor. Annesinin güzel pamuğu. Zaten hani evde temizlik yaparken de hemen böyle bana yardım etme peşinde. Her şeye böyle yapmaya hevesi merağı var. Bilmiyorum büyüyünce de öyle olur mu ya da şimdi çocukluk hevesi mi? Yani direkt anneyi savunmaya geçti. Bilmiyorum size de öyle yapıyor mu çocuklar? Annesi yoruluyormuş. Yani demek ki annesinden ne hani evde yorulduğunu şey yaptığını düşünüyor kuzum. Oraya gidince şey yapıyor. Zaten şöyle bir şey ki kayınvalidem çok fazla hani öyle iş şey yaptırmaz. Hatta hazır sofraya çağırır genelde. Hep yapar yemeklerini falan. Genelde hazır sofraya hani gideriz. Yani bir sofra kurup kaldırmayı da artık yapalım o kadar. Bir de hamur işi türü pek fazla şey yapmadığı için o. Hamur işi türlerini biz yapıyoruz ya gittiğimiz zaman. Görümcem olsun işte Eltim ben. Gittiğimizde biz yapıyoruz. Kayınvalidem de sever hani evde böyle şeyler olsun, yapılsın, yenilsin, içilsin. Hani hoşuna gider yani. Evet.
Murat'ın gelmesine de az kaldı, ona söyledim. Yumurtayla sütü al en azından. Yarın zaten toplu alışverişi yaparız. En sevilen videom zaten market videosu. Dört gözle bekleniyor yani neredeyse. Evet, ondan sonra da o videomuz gelir. Editlemem gereken şey de var, video. Çünkü hafızam doluyor bu sefer. Onu editlemeye bazen üşeniyorum. Bu sefer hani yaptığımda da çekim yapamıyorum hafıza dolu olduğu için. Bu ara biraz öyle bir şeyler oldu yani. Evet, ben soymaya devam edeyim. Daha sonra yemek yaparken yine konuşuruz. Bir de diyorum bir tarhana çorbası da yapayım. Murat geldiğinde sıcak sıcak içer. Evet. Görüşürüz. Evet, patates salatası hazır, sadece yağlanacak. Kıvırcıkla şeydi oranda. Evet, Murat geldi. Buraya şimdi 3 kaşık tatlısı yapacağız. Yumurta ve sütü getirdi. 3 yumurta kırdık. Şimdi şekerini ilave edip güzelce çırpılacak. Evet, büyük oğlum hallediyor. Evet, bu tarifi mutlaka deneyin. Hani trileçe biraz mesela mantıraklı olabiliyor. Krema bilmem ne falan. Bu aynı trileçe tadında oluyor yani. Ben bu bir kenardan böyle güzelce çırpıldım. Bunun malzemesini ekleyeceğim. Şerbetini de hazırlayacağım. Üzerine hani dökmek için. Bir su bardağı şeker koydum. Burada da 3 yumurtayla 3 yemek kaşığı toz şekeri çırptım, güzelce köpürdü. Çünkü bunda şeyi ısıtmıyoruz. Soğuk şerbet oluyor. Bir şeker cam çekişi. İki. Ve bu da 3 olsun. Bunu güzelce şöyle karıştıracağız. Bu eriyecek. Önden yaptımken böyle ara ara gidip gelip karıştırayım. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Hazır süt açıkken şöyle. Dur. Şuradan. Bir. İki. Üç kaşık süt. Kabartma tozumla unumu da ben çıkartayım. Öyle geleyim. Evet. Şöyle. Anne ne yapıyorsun? 3 kaşık tatlısı trileçe tadında aşkım. Patates salatası oldu. Bir de diyorum peyle şey tuzlu bir şey olsun yanında. 2. Konuşurken ben sayıyla karıştırırım da genelde. Şöyle 3 olsun. Şey yapacağım bir de. Peynirli patatesli kek yapacağım. Aslında o da patatesli ama o hani onun içinde zaten patates çok böyle belli olmaz. Onun için fark etmez. Kaşığı daha kullanacak mıyım? Kullanmıyorum. Katılar önce kalsam iyiydi, neyse. Ziyanlı. Şöyle. Sıvıları aldırdım şöyle. Şimdi hemen diğer malzemeleri ekleyemeye başlayalım. Şöyle bir. Her şeyde zaten 3 kaşık konuyor. 2. 3. Gerçekten bunu deneyin. Yani sirilice yedik diye düşünürsünüz. Ben zaten trileçeye mesela krem şantiyi de sevmiyorum. Sadece hani şey yaş pasta gibi oluyor. Trileçe de bence krem şanti olmamalı diye düşünüyorum. 3 ondan koydum. 3 bundan koydum. Galiba tamam. Böyle konuşurken de unutuyorum bazı bir şeyleri. Yani düşünün evde vanilya bile kalmamıştı. Murat gelirken aldı sağ olsun. Anne evet. Benim arkadaşım Esen var ya, onlar taşınacak mı? Taşınacaklar mı hiç aşkım? Belki yakına taşınırlar. Nerede? Buradan yani buradan bir yere değil, başka bir yere. He, başka şehre. Başka şehre. Tamam, sağlık olsun aşkım. Evet, bunu dikdörtgen uzun borcama yapacağım. Şimdi mikseri çalıştıracağım için kapatacağım. İnce bir şey olacak ama şerbeti verince biraz kalın olacak. Ben zaten bu tür tatlılarda zaten daha böyle ince hafif daha çok seviyorum. Evet, ben şimdi çırpayım. Benim borcamımı da çıkarayım. Arkadaşlar, görüşürüz. Bu arada babam bana şunu aldı. Ha, evet. Babası kızını hiç es geçer mi? Dur şöyle göstereyim. Ha. Evet.
Zaten babanın bütün parasını sen yiyorsun. Evet, babanın bütün parasını sen yiyorsun. Hatta şeyler diyordu çocuklar, neyse onlara da hani alıyorduk şeydi ama aylık mesela market alışverişinde diyorduk ki onlara hani tutumu şeyi bilsinler diye. Normalde yine hani alınıyordu. Ama tutumu bilsinler diye aylık alışverişlerde bir tane hakkınız var, alın diyorduk. Ama Miray Hanım maşallah olsun her gün günde 2-3 tane artık yani baba şey kontenjanından güzel kullanıyor yani. Diyorum babanın bütün parasını sen yedin diyorum. Ne ben Aynen. yiyebildim diyorum ne şey abiler yedi. Bütün parasını bu yiyor çatır çatır. Bir tane bir şey aldıysanız bir tane verin. İki tane bir şey aldıysanız iki tane para verin. Ha, evet. Yoksa Miray yani böyle bol bol yiyor. Siz ona göre davranın. Evet görüşürüz. Çıkarttım. Miba. Evet, peynirli patatesli keki de hazırladım. 2 tane patates vardı. Normalde 3 patates konuyordu ama artık eldeki ve evdeki imkanlar doğrultusunda hareket ettik. Onu da bu borcam, aman borcam nereden çıktı? Öbür büyük borcamdan bir tane aslında. O borcamdan bir tane daha almak istiyorum. Ona yapıyordum, tam ölçü oluyordu. Bu sefer yuvarlak bu tepsime koydum. Pişmesine az kaldı tatlının. Şerbetini de zaten hazırladım, o da oldu. 5 dakika sonra zaten öbürünü de alırım. Soğuyunca da şerbetini dökerim. Evet şöyle pişti ve çıktı. Şerbeti verince azıcık daha kalınlaşacak ama çok kalın değil yani. Ama siz kalın olsun isterseniz benimki mesela 20 dakikada pişti. Daha kalın olsun isterseniz kare borcamlar oluyor ya ona koyabilirsiniz. Ben biraz daha ince seviyorum bu tür tatlılarda. Revanide de hani böyle etli süngerli sevmiyorum. Biraz daha ince seviyorum. Onun için kendi sevdiğim şekilde yaptım. Gerçi babam da öyle seviyor. Çok böyle içi hamur hamur olanını sevmiyor. O da daha ince olarak seviyor. Evet bu şimdi biraz soğusun. Ondan sonra kürdanla üzerlerini deleceğim ve sütlü şerbete dökeceğim. Bal koydum. Bu bal koydum bu kadar. Çok sevdiğim için. Afiyet olsun. Evet şerbetini döküyoruz artık. Arkadaşlar. Ben de burada süt içerim. Evet Miray da süt içiyor. Hem de bal süt. Bal evet şimdi sütü var. Çok görünüyor olabilir ama güzelce içine çekecek. Evet, ben şimdi ne yapacağım? Gideyim oturayım biraz yani işlerim bitti. Evet, şimdi annemle babam kaynımla eğitimde geldiler. Şimdi tabakları hazırlayalım. Çay demlendi. Yani ufak bir aperatif atıştırmalık yapalım. Evet şimdi çaylarımızı içtik. Kahve faslındayız. Bir türlü şeyimi yaptıramadım. Yarın kaynımdan arabayı alacağız. Yani market alışverişi yapacağız. O zaman inşallah unutmazsam kahve makinesini de tamire vereceğiz. Bu bizim buraya açılmış yukarıya. Unutmazsak inşallah onu da veririz. Evet şimdi kahveler olsun bakalım.